Şu an sabah 9. Biraz geç kalkıyorum. Karantinadayız malum. Yapacak pek fazla bir şey yok. Kardiyo yapacağım. Haftanın 6 günü sabah aç karnına kardiyo yapıyorum. Şu an kardiyo öncesi alacağım supplementları sizlere göstereceğim. Birlikte içelim supplementları. Supplement alanına geldik. Burayı Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Bütün supplementlarım burada yer alıyor. Tabii ki de hepsini içmiyorum bir günde ama yarısından çoğunu kullanıyorum. Şimdi kardiyo öncesinde kullanacaklarımı sizlere göstereyim. Burada ayarladım ben böyle. Tabii ki de bir tane L-karnitin, içinde kafein var. Kardiyo sürümü uzatıyor. Yani yarım saat kardiyo yapabiliyorsam bunu içince bir saati buluyor kardiyo yapışım. Bayağı enerji veriyor. Bir tane balık yağı, omega 3. Bu alfamen, testosteron arttırıcı. Doğal olarak testosteronunuzu arttırıyor. Multivitamin var. Magnezyum var. Bu Lansor. Bunu eczaneden alıyorum. Mide koruyucu. Çünkü şu an bulk'tayım. Bayağı fazla yemek tüketiyorum. O yüzden mideyi korumak gerekiyor. Seastone. Bu böbrek koruyucu. Bu da karaciğer koruyucu. Bu kadar supplement'ın üzerine bunları kullanmak gerekiyor. Bu da Tribestan. Yani şu. Bu da bir testosteron arttırıcı. Doğal olarak testosteronunuzu arttırıyor. Evet, kardiyo için hazır gibiyiz. 20 dakika geçti. L-karnitinimi içeli ve diğer supplementlarımı alalı. Bu bisikletle kardiyomu yapıyorum. 2,5 seneden beri. Sordunuz Instagram'da ve paylaştım birkaç kere sizinle bu bisikleti. Maşallah stoğunu bitirdiniz. Daha bu modelden üretilmiyor. Yaklaşık 2,5 sene önce 700 liraya almıştım bu bisikleti. Şu an karantinadan dolayı ikinci eli 2500 TL Letgo'da. Bayağı geçirmeceli yani. Ondan sonra burada suyum var. 1,5 litre su. Bu kardiyo sonuna kadar bitiyor. Terden su oluyorum zaten. Instagram hikayelerinde görüyorsunuz. Burada havlum var. Burada da korsem var. Kendi ürünüm. Bunun hakkında birazdan size bahsedeceğim. Ne işe yarıyor vesaire. Tabii ki duvara bakarak kardiyo yapmıyorum. Ya Mr. Olympia izliyorum ya da böyle motivasyon videoları izliyorum. Bu 3 saatlik bir motivasyon videosu bayağı iyi. Hardcore bodybuilding bayağı motive ediyor beni. Burada da Instagram'a bakıyorum. Her yerde karşıma böyle vücutlu adamlar çıkıyor. Kardiyonun 15. dakikasındayım. Terler akmaya başladı yavaş yavaş. Klasik ben. Çok terliyorum. Çok su içiyorum. Bir de kafein aldık sabah. L-karnitin. O ekstra terletiyor. Korse var. Korse ekstra terletiyor. Kardiyo şu anlık güzel gidiyor. Onun dışında bulk iyi gidiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ocağın başında bulk'a başlamıştım. Ve şu an Mayıs'ın ortaları, yaklaşık 6 ay olacak. Gayet güzel gidiyor. Pro Bulk serisi yapmıştım, 4 bölümden oluşan. Maalesef 4. bölümü çektik ve kanal çalındı. Sonrasında karantina durumları vesaire devreye girdi. Bir dahaki bölümü çekemedik. Kaynadı gitti arada. Ama şu an Bulk gayet iyi gidiyor. Yani 200-220 kilo squatlar,
150-160 kilo bench press'ler. Günde 8-9 öğün yemekler. Yaklaşık 800 gram pirinç, 150-200 gram yulaf, 1 kilo et ürünleri. Haftanın 5 günü sabah aç karnına 1 saat kardiyolar. Diyeceksiniz ki hocam, bulk'tayken kardiyo yapılır mı? Daha iyi büyüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü daha fazla yemek yiyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki yedikçe ne kadar fazla yerseniz, ne kadar ağır idman yaparsanız o kadar çok büyürsünüz. Ben bu kadar kardiyo yapmasam o kadar yemeği yiyemem. Bu kadar güzel şekilde büyüyemem. O kadar ağır kilo kaldıramam. Ve kondisyonum çok kötü olur. Burada yapılan bunca eforu, bu kadar emeği birçoğunuz görmüyorsunuz. İlaçla ben de yaparım diyorsunuz. Kullandığın ilaçlardan bahset diyorsunuz. Arkadaşlar keşke o kadar kolay olsaydı. Yani ben deli miyim? Her sabah gelip burada bir saat kardiyo yapayım. Günde bir kazan pirinç yiyeyim. Düzenli şekilde gideyim. O kadar ağır kiloların altına gireyim. 200-220 kilo squatlar yapın bakalım. Gerçekten zor arkadaşlar. Öyle düşündüğünüz gibi kolay bir şey yok burada. Emek var. Hard work motherfucker. Şu tere bakar mısın ya? Şu emeğe bakar mısın? Sudan da bu kadar kaldı. Bir 20 dakikam daha var, ondan sonra bitiyor. Bir saatlik kardiyonun sonuna geldim. Beklediğim gibi sert geçti. Az önce tişörtten de gördüğünüz gibi bayağı sırılsıklam oldum. Şimdi 10 gram glutamin alacağım kardiyo sonrasında ve banyo yapacağım. Banyo yaptıktan sonra kahvaltımı birlikte hazırlayacağız. Evet, banyomu yaptım. Bornozumu da giydim. Mutfağa geldim şimdi. Kan şekerim bayağı bir düşük. Çok açım. Acilen bir şeyler yemem lazım. Dün akşam 8.30'dan beri bir şey yemiyorum. Normalde yatmadan 1 saat, 1.5 saat önce yerdim. Çok çabuk sindiriyorum çünkü yemekleri. Ama dün akşam biraz aç bırakmak istedim kendimi. Şu anda bayağı bir açım. Neler yiyeceğimi sizlere göstereyim hemen. Burada şu an yeni kapandı bu. 120 gram yulaf ezmesi var burada. Bir tane muz. 7 tane yumurta var. Bazen hiç sarı yemiyorum. Bazen hepsinin sarısını yiyorum. Bu değişiyor. Bugün hepsinin sarısını yiyeceğim. Burada chia tohumlu fıstık ezmesi var. Çok güzel tadı var. Ondan sonra burada akça ağaç şurubu var. Bunların üzerine dökeceğim. Burada da kuru üzüm var. Arkadaşlar bunların yapılışını şimdi göstermeyeceğim. Hazır halini göreceksiniz birazdan. Nasıl yapıldığını görmek için bir önceki videoma bakabilirsiniz. Hatta burada kartlara ekleyeceğim videoyu. Kartlardan bu yapacağım kahvaltının nasıl yapıldığına bakabilirsiniz. Gayet lezzetli. Her sabah bunu tüketiyorum ben. Sizlere de öneriyorum. Arkadaşlar videoya devam etmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Videoyu ne kadar beğenirseniz benim de o kadar yeni video çekmeye motivasyonum olur. Teşekkür ederim. Şu anda açlıktan bayılmak üzereyim. Yemek hazır. Hemen göstereyim şöyle. Evet, 7 tane yumurta, bütün yumurta, biraz siyah üzüm, yarım muz var. Yarısını koydum muzun. Şurada çaktırmadan biraz dondurma koydum. Karamelli dondurma. Çok daha güzel gidiyor. Bulk'taysanız yiyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama her gün değil. 120 gram yulaf ezmesi var. Biraz da akça ağaç şurubu var. Çok güzel bir tat veriyor. Burada da 2 adet C vitamini var. 2000 mg C vitamini. Ben şimdi bunu burada hızlıca yiyeceğim. Oh,
Az önce kardiyoda kullandığım Corse hakkında ufak bir bilgi vereyim arkadaşlar. Corse kendi ürünüm. Ben 6 ay önce ilk defa Corse kullanmaya başladım. Yoksa uzaktan yakından hiçbir alakam yoktu. Baktım gerçekten işe yarıyor. Belim inceliyor. Dedim ben bunun daha kalitelisini yapayım. Takipçilerime de sunayım bunu. Çünkü gerçekten işe yarıyor. İşe yaramadığını bilsem böyle bir şeye girmezdim. 6 ay boyunca çok kaliteli bir ürün üretmek için çalışmaya devam ettim. Ve sonunda şöyle harika bir ürün çıkardık. Satışta şu an bir haftadan beri. Bayağı da müşteri yorumları memnun. Herkes memnun. Şöyle göstereyim. Ürün şu şekilde geliyor size kutu içerisinde. Şöyle güzel şekilde paketlenmiş. Şuradan açalım şunu. Biraz yırtarak açtık ama olsun. Arkadaşlar ürün efsane gerçekten. Şöyle 3 kademesi var. Bunlar kopma patlama yapmıyor. Özellikle buna dikkat ettik. Çünkü Türkiye'de üretilenler kopma patlama yapıyor şu kancaları. Bizimkiler kopma patlama yapmıyor. Aşırı sağlam. Şöyle takıyorsun bayağı. Hiç imkansız yani kopma yapması. Burada bizim logomuz var. %100 lateks. Dediğim gibi en kaliteli ürünü çıkardık işte arkadaşlar. Şöyle de müşteri yorumlarına da bakalım hatta. Şöyle bir sayfa açtık. MG Waist Trainer diye. Burada sizden gelen yorumlar. Gördüğünüz gibi. Kalite. Buradan arkadaşlar sayfanın ismini bırakacağım. Takip edebilirsiniz detaylı şekilde. Genel olarak ne yapıyor bu ürün size? Belinizi inceltiyor düzenli kullanımda. Günde 6-7 saati geçmeyeceksiniz. Web sitemde bütün şeyler yazıyor, bütün detaylar yazıyor. Postürünüzü düzeltiyor, duruş bozukluğunuzu düzeltiyor. Belinizi inceltiyor. Onun dışında kardiyo sırasında takınca 2 kat daha fazla terliyorsunuz. Daha birçok özelliği var. Web sitemi de buraya bırakıyorum arkadaşlar. Buradan detaylı şekilde inceleyip eğer hoşunuza giderse satın alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi gün içerisinde yiyeceğim yemekleri birlikte yapalım. Basit şeyler şu anda şöyle göstereyim. Burada pilavın suyu kaynamak üzere. O kaynayınca burada bu yine kapandı. 800 gram kadar baldo pirinç var. 800 gram baldo pirinç yapacağım. Şimdi tavuğumuzu yapalım önce. Kuşbaşı olarak kesilmiş şekilde alıyorum ben tavuğumu. Burada iki çeşit seasoning var. Birisi barbecue, birisi chicken seasoning. Ben ikisini birlikte karıştırıyorum içerisine. Bunları Bellanat'tan Marcus10 indirim koduyla alabilirsiniz. Tavuklarınızı lezzetli şekilde yiyebilirsiniz. Şöyle dökelim. Bu barbecue. Biraz da chicken seasoning dökelim. Oo, chicken seasoning harika. Çok güzel bir tat veriyor. Normalde yağla pişirmiyorum aslında tavuğumu, hiçbir şeyimi. Yağı kızartmıyorum yani ama çok az bir şey yağ dökeceğim bu sefer. Şöyle zeytinyağı. Az dedik de bayağı bir döktük. Biraz da tuz döküyorum. Günlük arkadaşlar en az 2 gram kadar tuz alın. Tuz hiç almazlık yapmayın. Şöyle ben yemeklerime katıyorum. Burada yaklaşık 1 gram kadar döktüm. 1 gram da pilavıma katacağım. Şimdi bu su kaynamak üzere, kaynadı diyebiliriz. Pilavımı da şöyle yapıyorum. Çok basit. Yani burada 5 dakikanızı almıyor yemekleri yapmak açıkçası. Sonra gün boyu yiyorsunuz yani. Zor bir şey yok aslında. Şimdi kaynıyor. Et bulyonumuz var mı? Et bulyon bitti. Normalde et bulyon atıyorum içerisine. Güzel bir tat veriyor. Tavuk bulyon atmamamın sebebi tavuk bulyonunda çok fazla sodyum var. 3000 mg falan sodyum var. Onu almak istemiyorum. Yani 3000 mg sodyum yaklaşık 5 gram tuza eş değer. O yüzden et bulyon koyuyorum. Et bulyonda herhangi bir sodyum yok. Şimdi bunu en az seviyeye getiriyorum. Şöyle çok az bir şey daha açalım. En az seviyeye getirdikten sonra pilavımı döküyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Bunu burada pişmeye sevk ediyoruz. Şimdi burada biraz messy bir durum olacak. Elimizle yoğuruyoruz arkadaşlar. Kaşıkla falan tam içine almıyor tavuklar. Budur. Şimdi bunu da orta ateşte pişirmeye vereceğim. Yaklaşık 20 dakika sonra tavuk hazır olacak. Aynı şekilde pilavda. Görüşürüz. Yemeklerimiz pişti arkadaşlar. Detaylı şekilde nasıl yapacağım ben bunu hocam diyorsanız, bir sürü video paylaştım arkadaşlar. Tavuk nasıl pişirilir, ondan sonra pirinç nasıl pişirilir,
Bir benim kanalımda videolar kısmından bakarsanız orada görebilirsiniz. Popüler videolar kısmına bakın. Orada çok tıklanmıştı çünkü o videolar. Oradan rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ya da tavuk tarifi yazın. Markus tavuk tarifi vesaire vesaire. Bakalım pilavımız nasıl olmuş. Böyle birazcık suyu fazla olmuş. Normalde çok güzel pirinç yaparım, pilav yaparım. Ama bu da soğuyunca zaten güzel duracak. Şimdi biraz hemen yiyelim ya. Çok acıktım. Vallahi karnım gurul gurul. Baksana hemen bitti. Bu böyle şey görünüyor. Tabak kocaman olduğu için az görünüyor pirinç ama. Ve ıslak şu an pirinç. O yüzden az görünüyor ama çok zor yiyiliyor yani. Çünkü fazla. Buradan da şöyle hemen tavuğumuzu da alalım. Tavuk çok güzel görünüyor be. Anya da evde ben böyle yiye yiye benim yemeklerimden yiyor. Alıştı artık. Tavuk pilav, tavuk pilav. Akşam bu arada şimdi Carrefour'a gideceğiz. Bugün yine yasak var 5'ten sonra. 5'e kadar açık. Carrefour'a gidip balık vesaire alacağım. Bu akşamki son öğünümde somon balığı olacak. Onu da göreceksiniz birazdan. Budur. Pirinç, tavuk, yeşillik. Ben göbek seviyorum böyle. Siz salata da yapabilirsiniz. Brokoli yiyebilirsiniz. Her şeyi yiyebilirsiniz. Ben yeşillik olarak göbek yiyorum şu sıralar. Her öğünle beraber. Evet. İlk soruyla başlayalım. Bu arada şöyle bir durum oldu. Ben hikayemde gelen soruları screenshot olarak aldım. Anya'ya WhatsApp'tan gönderdim yaklaşık bir 30 sayfa. O da oradan şimdi kafasına göre seçecek. Yani herhangi birinizin yorumu çıkabilir karşınıza. İlk soruyla başlayalım. Ne çıkacak bakalım. Tamam başlıyoruz. Hocam Monster olmak için ne yapmalıyız? Monster olmak için ne yapmalıyız? Monster olmak için beni takip etmelisiniz. Monster olmak için yani çok sert idmanlar yapılması gerekiyor. İnanılmaz bir azim, bir tempo gerekiyor. Çok fazla yemek yiyilmesi gerekiyor. Yani çok fazla yemek yiyilmesi gerekiyor derken abur cubur böyle çok aşırı fazla kalori yemek değil. Sertman yapacaksın. Sertman yapınca zaten fazla yemen gerekiyor. Vücudun o yemeği çekecek zaten. Çok antrenman, çok yemek, çok dinlenme, çok fokus. İnanılmaz şekilde odaklanman lazım hedefine. Ancak bu şekilde monster olunabiliyor. Yani bir nevi ben bu şekilde monster olabildim. Karantinadan sonra idmanlara nasıl bir tempoda başlamalıyız? Karantinadan sonra idmanlara nasıl bir tempo ile başlamalıyız? Bu tabi karantina döneminde evde spor yapıp yapmadığınıza bağlı. Ben spor yapmaya devam ediyorum ve birçoğunuz da spor yapmaya devam ediyorsunuz muhtemelen. Görüyorum ki ediyorsunuz %90'ınız. Eğer ki devam ediyorduysanız yani aklınıza gelecek tempoyla idmanlara başlayabilirsiniz. Aklınıza gelecek tempo da gayet serttir diye düşünüyorum. Ama bir çuval gibi evde koltukta yattıysanız bu karantina süreci boyunca biraz daha hafiften alabilirsiniz. Ama sert başlamak her zaman iyidir. Ben hep sertten yanayım. Monster antrenmanlardan yanayım. Salonlar sence ne zaman açılır? Salonlar... Vallahi sürekli bir duyum geliyor. İşte 1 Haziran'da açılır, 15 Haziran'da açılır diye. Bence 1 Haziran'da kademli olarak açılacak. Yani az insan alınacak salonlara koruma tedbirleriyle. Sonrasında devamı gelir. Ama ne zaman normale döner diye düşüncemi almak istiyorsanız bu yıl sonundan sonra yani yeni yılda Ocak 1 Ocak itibariyle eski salonlara girişlerimize devam edebiliriz. Yani eskiden nasıl idman yapıyorduysak o idmanlara 1 Ocak'tan itibaren devam edebiliriz diye düşünüyorum. Yani 5-6 ay daha var. En azından benim düşüncem öyle. Natural olarak çok büyük olmak mümkün mü hocam? Geldi natural ilaç soruları. Natural olarak çok büyük olmak mümkün mü? Şunu söyleyeyim mi? Şaşıracaksınız. Mümkün. Yani öyle insanlar görüyorum ki birebir de olsun, sosyal medyada olsun natural olarak öküz gibi insanlar var yani çok büyük kas kütlesine sahip insanlar var. Yapı, genetik zaten birinci faktör bu vücut geliştirmede. Yani evet büyük olunabiliyor ama sıska birisiysen böyle gelinebilecek nokta tabii ki de bir yere kadar ama olunmaz değil. Çok sıkı çalışırsan kimsenin yapmadığı şeyleri yaparsan tabii ki de inanılmaz şekilde gelişirsin, çok büyürsün.
Yani mümkün. Cevabı mümkün yani. Spor hayatın nasıl başladı? Spor hayatım nasıl başladı? Spor hayatım oldukça küçük yaşlarda başladı. Bunu birçok kez söyledim zaten. Google'a Marcus Greer hayatı yazarsanız benim hayat biyografim çıkıyor zaten oradan. Kaç yaşında spora başladın, ne geçti hayatından vesaire vesaire. Nasıl başladı? 12 yaşında başladım ben spor yapmaya. Malezya ülkesinde yaşıyordum. Orada herkes vücut geliştirme sporuyla uğraşıyor. Burada nasıl futbolsa orada vücut geliştirme. Bir nevi daha erken spor yapmaya teşvik ediyor seni. Ben de arkadaşlarıma uydum. Abim spor salonuna beraber abimle gittim. Çok hafif kilolarla böyle 2,5 kilo, 2,5 kilo bench press'e takıp bench press yaptığımı hatırlıyorum böyle. Bu kilolar sana yeter falan diyorlardı. O günden beri salondan çıkmadım yani. Şimdi de benden böyle bir şey çıktı yani. Bilmiyorum yani. Şaka yapıyorum. O kadar iyi değilim ama. Tamam. Demesinler sonra ki hoca orada oturmuş kendini gösteriyor falan. Yani. Bir şey göstermiyor yani. İşte. Göster. Tamam. Bir örtü var mı? Örtü. Atayım. At. Göstermiyorum kendimi bundan sonra. Sor aşkım. Bundan sonraki soruları üstüm kapalı şey yapacağım. Ham. Hocam protein mi? Protein mi? Kaslar mı? Yok. Bunlar AminoReal BCA videonun yeni ürünü. Amino asit de yaptım ben bunları. Protein değil. Protein mi? İlaç mı? Şimdi şeyler çıktı. Protein mi? Atıyorum bunu ya. Ay görsün insanlar. Anabolikler hakkında ne düşünüyorsun? O konuya geçiyoruz. Ne? Geçiyoruz o konuya. Tamam, peki. Protein tozunu fazla suyla içsek... Bir dakika, o konuya geri gelelim. O konuya geri gelelim. Şimdi diyeceksiniz, ya bu ne, herkes geçiyor bu soruyu. Anabolikler hakkında ne düşünüyorum? Yarışmacıların kullanması gereken ilaçlar bunlar. Anabolik steroidler. Çünkü... Hiçbir şekilde dünya şampiyonu olamazsın, bu tür yarışmalara katılamazsın, o tür bir vücudu elde edemezsin eğer anabolik ilaçlar kullanmıyorsan. Ha, normal sporunu yapıyorsan anabolik ilaç kesinlikle kimseye önermiyorum. Bunu zaten sürekli duyuyorsunuz arkadaşlar. Neden sürekli soruyorsunuz ki? Sürekli duyuyorsunuz bunu zaten. Instagram'da farklı kişilerden, aynı branşta, aynı meslektaşlarından sürekli duyuyorsunuz yani. Yarışmacılar zaten biliyorsunuz ki bunu kullanıyor. Kullanmadan dünya şampiyonu olunmuyor. O tür yarışmalara girilmiyor yani zaten. Bunda bir şey yok. Doktor kontrolü altında vesaire sağlıklı bir şekilde, aşırı profesyonel şekilde kullanılıyor. Ama gidip de 14, 15, 17 yaşındaki çocukların yani sizlerin bunu kullanmasına gerek yok. 25 yaşında normal hayatını yaşayan bir sporcunun da bunları düşmemesi lazım. Şimdi geçelim diğer soruya. Alt göğüs tarafı yağlı kalır. Değişmiyor. Ne yapmalıyız? Alt göğüs tarafı yağlı kalıyor. Değişmiyor. Ne yapmalıyız? Yani belki alt göğüs dediğin göğüs ucu mu? Yani şu kısım mı? Jinekomasti olabilir. Doğuştan birçok kişide var jinekomasti. Bir doktora görün önce. Eğer orada yağ bezleri varsa evet bu biraz zor gider. Kaslanmalısın. Ya vücudundaki kas kütlesi çok az. Kaslandıkça atıyorum 2 sene sonra 3 sene sonra gitgide sıkı spor yapman lazım. O gitgide azalır. Diye düşünüyorum. Tamam. Gelecek soru. Balkta yağlanmak için büyümek için karbonhidrat miktarını nasıl ayarlamalıyız? Tamam. Balkta yağlanmadan büyümek için mi? Evet. Balkta yağlanmadan büyümek için karbonhidrat miktarını nasıl ayarlamalıyız? Tamamen kendine göre. Burada 300 gram, 500 gram, 800 gram diye bir şey söyleyemem. Ben şu an bak 800 gram pirinç, 150 gram yulaf yiyorum günde. Yağlanmıyorum, balktayım mesela. Çünkü benim vücudum bunu tolere ediyor. Yaptığım idmanlarla, yaptığım kardiyoyla. Sen de bir denge kurmalısın kendine. Aynı şeyleri yap sürekli 2 hafta boyunca. Sabah yarım saat kardiyo yap mesela. 1 saat, 1 saat 10 dakika bir antrenman yap. Ondan sonra aynı miktar atıyorum 500 gram karbonhidrat al. Bir hafta git bakalım vücut nasıl tepki veriyor. Yağlanıyor musun yoksa daha mı çok istiyor? Daha çok istiyorsa biraz daha ver. Yağlanıyorsan biraz kes. Yani bu tamamen sana kalmış. Bunu araştırarak hiçbir şekilde bulamazsın. Yok yani Google'da orada burada kimse sana bunun cevabını veremez. Veren de yalan söylüyordur. Buradan bu şekilde bir cevap verilemez. Bunu sen kendin bulmalısın. Şimdi kendin bulmalısın. Bu sektörde para var mı? Antrenör önerimiz.
antrenör olmayı önerir misin? Bu sektörde para var mı? Eğer kafanı çalıştırabiliyorsan her sektörde para var. Yani ne bileyim, taş satsan bile onu akıllıysan daha iyi ticari edip daha iyi satabilirsin. Bu sektörde para var mı? Tabii ki var. Spor kendini geliştiren bir sektör. Yani her yıl %3-%4 oranında bir artış sağlıyor Türkiye'deki insanların spor yapışı. Çok ciddi, çok büyük bir rakam bu. Tabii ki de ucu açık. Yani kazanabilirsin buradan. Beynini kullandıktan sonra çok fazla para kazanabilirsin burada. Ucu açık bir sektör yani. Ah, çok güzel konuştum ya. idol aldığın bir ismi var mı? Phil Heath. Başından beri Phil Heath. En başında 50 Cent'ti. Rap falan yapardık öyle. İngilizce. Bütün şarkılarını bilirim ezber. Ondan sonra değişti. Phil Heath. Yarışmalara başladıktan sonra Phil Heath'i izleyerek hala da aynı videolarını izliyorum. Yüzlerce kere izlemişimdir Phil Heath'in videolarını. Öküz gibi adam. Bulk dönemini ne kadar da devam edeceksin? Yarışma tarihleri açıklanana kadar devam şu anda. Yarışma tarihi açıklandı mı? Atıyorum. Aralık'ta mı yarışma var? Biraz düzenleyeceğim artık şimdiden. Çünkü Haziran'a giriyoruz artık. Yediğim şeyleri her gün dondurma falan yiyorum yani. Ekstra bir öğün kaçırıyorum. Kaçırmadığım çok az vardır. Onları bir düzene sokacağım. Tertemiz beslenmeye başlayacağım. Ondan sonra 3 ay kala falan karbonhidrat şu an 1 kilodaysa yediğim karbonhidrat içeren besinler 600 grama kadar düşecek veya 600-550 o aralarda düşecek. Ama yediğim şeyler hep aynı olacak zaten. Yulaf yemiyorum. Neyle yersem güzel olur? Yulaf yemiyorum. Neyle yersem güzel olur? Hemen benim videolarıma bak. En son paylaştığım YouTube'da. Yulaf ve yumurta tarifi paylaştım. Çok güzel. Herkes çok beğeniyor ya. Çok iyi yani. Ben bu sabah da yediğim işte o. Çıkış yapıyoruz. Arkadaşlar, videonun sonuna gelelim artık. Bayağı bir şeyler yaptık. Kardiyomu gösterdim sizlere. Supplementları gösterdim. Ondan sonra beslenmeden biraz gösterdim. Zaten Pro Bulk serisini bir izlerseniz 1. bölümden 4. bölüme kadar şu anda ne yaptığımı birebir görebilirsiniz. Antrenman olarak, beslenme olarak hala aynı şekilde devam ediyorum. Bozmadım. Onun dışında bu şekilde bizde durumlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar. Evde spor yapmaya devam. Bırakmayın salonlar açılana kadar. Lütfen kas kaybı yaşamayın. Hamlanmayın. Salonlar açılınca direkt girip en arkeolardan başlayacağız çünkü. Diyecek başka bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenin ve abone olun. Teşekkür ediyorum sizlere izlediğiniz için. Görüşürüz. Şahane.